Bu otobüsleri, tramvayları sabah saat 7.30'da denetlemeyip saat 10'da denetliyorlarsa toplumu kandırıyorlar. Adam korona tedbirleri nedeniyle karantinaya alınıyor ama sokakta geziliyor. Sokakta yakalanıyor, yurda yerleştiriyor. Bizde bu bilinç olduğu sürece Kayseri'de vaka maalesef artar yani. Tramvayın içini görseydiniz fulldü. Daha yeni belediye otobüsünden geldim, tıklım tıklım dolu. Alınan tedbirlerden ziyade zaten insanlarımızın kendilerinin bilinçli olması lazım öncelikle. Fakat ben otobüslerde ayakta yolcu alımı kapsamında çok fazla tedbir alındığını düşünmüyorum. Hem tramvaylarda hem otobüslerde ikisini de kullanan biri olarak kesinlikle öyle bir tedbir olduğu görünmemektedir. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar ile maske denetimi arttırıldı ve otobüslerde ayakta yolcu bulunması yasaklandı. Sizce alınan bu kararlar Kayseri'de vaka artışını azaltır mı? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence yani en azından yayılımı azaltır. Vaka sayısını azaltmasa bile. Çünkü ilk çıktığı zamanlarda korona ilk söylenmeye başladığında insanlar daha temkinliydi. Daha çok korkuyorlardı. Ama serbestlikten sonra özellikle karantina dönemleri bittikten sonra koronada artış hızı bence insanların kapıldığı rehavetle birlikte artmaya başladı. Yayılım bence insanların bilinçsiz bir şekilde sokaklarda hala eski düzen devam ediyor olmasından kaynaklanıyor. Onun dışında alınan tedbirler bence korona sayısını azaltmasa bile en azından yayılımı azaltmaya yetecektir diye düşünüyorum. Etkiliyor etkilemiyor değil ki. Yani bizim insanlarımızın öyle çok dikkat ettiği yok. Birinci o. Birinci de devletimizin öyle önem verdiği yok. Bayağı insan olarak da eziliyoruz. Değil mi? Peki alınan tedbirler hakkında ne düşünüyorsunuz? Alınan tedbirler ne var ki? Biz kendimiz alıyoruz tedbirimizi. Vallahi devletimiz maskeye uyun diyor, uyuyoruz. Başka bir şey göremiyoruz. Ya inşallah azaltır diye düşünüyoruz. Yani zaten bizim halkımız bunu başımıza getirdi. Hani 500'lere düştü. Ve biz tedbiri elden bıraktık, halaylar, düğünler derken şu duruma geldik. Yani gerçekten ya yani çok zor durumdayız. Neden zor durumdayız? Bir otobüsü geçiyor ama almıyor. Neden? Koltuk sayısı. Saygı duyuyorum çünkü biz yaptık. Yapacak bir şey yok. Daha yeni belediye otobüsünden geldim, tıklım tıklım dolu. Yani bu şey etmez ki. Herhangi bir önlem yok yani. Ben görmüyorum. Engellemez. Herkes toplum içinde maske takıyor. Evde takmıyor. Arkadaş içinde takmıyor. Hani yani böyle git bir kafeye falan kimse maske takmıyor. Otobüsü engellesen yani şey engellesen bunlar boş. İnsanları takip edemezsin. İnsanların kendi düşünmesi lazım. Vaka artışını azaltabilir. Yani insanlar birbirlerinden uzak durduğu sürece vaka artışını azaltabilir. Şeyi yok. Zaten insanlar birbirlerine yaklaştığı için bu hastalık çoğalıyor. Onlar azalır yani. Vaka artışı azalır. Peki alınan tedbirler hakkında ne düşünüyorsunuz? Tedbirler iyi. Ancak kısmen daha çok tedbir olması lazım. Tabii engeller otobüsler de engeller. Yani maskenin düzenini kullanması da engeller. Artı bu çocuk parklarını kapatmalar da çok iyi oldu. Yani tamam çocuklara belki zarar veremiyor ama yetişkinlere bulaştırıyordu. Çocuklar taşıyıcı oluyordu. Bence tedbirlerde geç kalındı. Bizce iyi ya, uygun. Vallahi bence yüksek bir oranda azalttığını düşünüyorum. Gayet güzel yani. Otobüs şoförlerimiz de gayet duyarlı. Almıyorlar ayakta yolcu. Ben valinin söylediklerinin şeyi, sayın valinin söylemiş olduklarının dinlendiğini düşünüyorum ya. Millet, herkes yani halkımız uyuyor kurallara. Yani bence engeller. İyi de oluyor yani. Olması gayet iyi bir şey. Sağlığımız için en azından. Denetimler falan gayet iyi yani. Maskemizin bulunması da lazım ki iyi bir süreçte ilerleyelim. Ya bizim için de iyi olsun ilerlememiz. Ve biz öğrenciyiz yani. Bizim için de okulların açılması olsun, gerek tedbirler olsun daha hızlı bir şekilde ilerler benim görüşüme göre. Çok uygun bir karar ama uyan kim? Kayseri'de özellikle. Az önce tramvaydan indim. Orada yazı okudum. Ayakta yolcu alınması yasaktır ya da halkın bu yasağa uymasını rica etmişler. Ama tramvayın içini görseydiniz fulldü. O kadar diyeyim. Yasaklara uyulursa bir şekilde atlatılacak bu da uyulursa tabii. Ya bizim Kayseri'den çok beklentim yok.
bizim insanımız biraz vurdum duymaz oluyor. Bu Kayseri'de biraz uzun sürebilir. Kurallar uyulursa iyidir. Uyulmadığı sürece bilmiyorum, sıkıntı. Tabii ki yetkililer elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bizim için, insanlar için. Tabii ki bu olaylar güzel şeyler. Özellikle ulaşım araçlarındaki azalmalar gerçekten vaka artışının düşüreceğini düşünüyorum. Yalnız bunun yanında hepimizin duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Hala maske takmak istemeyen arkadaşlar var, insanlar var. Bunların yanlış yaptığını düşünüyorum. Ki gördüğümüz olaylar gerçekten çok vahim durumda şu anda. Özellikle Kayseri en yükseklere tırmandı bu korona olaylarında. İnşallah bütün kurallara hepimiz hep beraber uyarsak bir an önce bu hastalıktan kurtulacağımıza yetkililerin de ve sağlık çalışanların da nefes alacağını düşünüyorum. Azaltır. Aradaki mesafeyi 1 metre mesafe bırakılırsa azaltırılır. Maskeyi düzenli kullanılırsa azaltırılır. Tedbirlere uyulursa azaltırılır. Tedbirlere uymazsa bizim vatandaşımız maskeyi ensesine koluna takarsa hastalık çoğalır. Her şey tedbirle bitiyor. Etkiler tabii ki. Etkilemez olur mu? Ama yine de önlemlerin alınmadığını sık sık görüyoruz. Değil mi? Yani şurada çevreye baktığın zaman çoğu kişinin takmadığını görüyorsunuz. Başka diyecek bir şey yok. Peki sizce alınan tedbirler yeterli mi? Şu an için değil, yeterli değil. Yeri geliyor otobüse biniyorsun, herkes maske takıyor. Şoföre bakıyorsun, şoför elinde telefon, ağzında maske yok. Tabii azaltabilir. Azaltabilir. Peki tedbirleri nasıl buluyorsunuz? Güzel. Yani ayakta yolcu alınıyor. Yani ben İstanbul'dan geliyorum. Yasak ama alınıyor yani. Millet uymuyor. Devlet tedbiri alıyor ama millet uymuyor. Bu yüzden de vaka sayıları artıyor. Azaltır. Ayakta yolcu gitmediği sürece, sosyal mesafe koyduğu sürece kesinlikle azaltır. Alınan tedbirlerden ziyade zaten insanlarımızın kendilerinin bilinçli olması lazım öncelikle. Fakat ben otobüslerde ayakta yolcu alımı kapsamında çok fazla tedbir alındığını düşünmüyorum. Hem tramvaylarda hem otobüslerde ikisini de kullanan biri olarak kesinlikle öyle bir tedbir olduğu görünmemektedir. Evet, tedbirler alınmaya gayret ediyor ama şöyle de düşünüyorum. Tedbir alıyorlar, evet doğru, bir çaba sarf ediliyor, fakat insanlarımız işte, yani her şey insanın kendisinde bitiyor. O yüzden ne başka birini suçlayabiliriz ya da ne de bir şey yapılmıyor diyebiliriz. O konuda da bir şey söyleyemeyiz. Her şey bizde bitiyor. Ama şu yok yani, tedbir, otobüslerde tedbir, tramvayda tedbir, hayır, uyulmuyor kesinlikle. Vaka azaltılması da bu şekilde kesinlikle azalmayacak. Yani Türkiye'de 5 vaka varken ki tedbirlerle, şu an milyonlarca vaka varken ki tedbirler hiçbir değil. Açsa bir dert, kapatsa bir dert, o yüzden bir şey de söylenmiyor. Yani insanı kendisinde bitiyor tamamen, eğitim şart diyorum. Fakat şöyle bir şey var, bir eğitmen olarak söylüyorum bunu, eğitimci olarak söylüyorum bunu. Her yer açık olmasına rağmen okulların kapatılması ve okullara bu kadar fazla yüklenilmesi bana çok yanlış geliyor. Yok, azaltmayacağı belli. Çünkü ben özel bir arabamla gelip gidiyorum. Ben de 63 yaşındayım. Şöyle bir bakıyorum, 65 yaşındaki bir insan hala bunu anlamadı da sabah 11'e kadar beklemeden yayan yol yürüyorsa, o otobüsleri, tramvayları sabah saat 7.30'da denetlemeyip saat 10'da denetliyorlarsa toplumu kandırıyorlar gibi. Burada şunu söyleyeyim. Biz buna inanmazsak virüs bizi yakalayıp öttürüyor. Onun için bu tedbirlerin biraz daha sıklaştırılması, denetimlerin sıklaştırılması, bunun artık gerçekten bir tehlike olduğuna inanmamız lazım. Toplum olarak ayak uydurmamız lazım. AVM'ler açıksa, sokak ortaları bu kadar insanın maskesiz dolaşmasına elverişliyse, bir insan işinden daha çok boş avare marketlerde dolaşıyorsa bunun bir tedbiri az. Ben biraz daha sıklaştırırım, biraz daha bunun ciddiyetine varmaları lazım. Bence azaltır. Çünkü bizim Kayseri'de o kadar bilinçsiz geziliyor ki adam korona tedbirleri nedeniyle karantinaya alınıyor ama sokakta geziliyor. Sokakta yakalanıyor, yurda yerleştiriyor. Bizde bu bilinç olduğu sürece Kayseri'de vaka maalesef artar yani. Diyeceğim bu kadar. Hepimizin tedbir alması gerekiyor. Yani ne yaparsak kendimize yaparız. Bir an önce kurtulmak için
devletimizin bize sunduğu bütün imkanları, şeyleri, kısıtlamalara uymamız lazım.